Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar dün bu şekilde motif yapmıştık. Bu motiflerin şimdi nasıl ekleyeceksiniz onu göstereceğim. Ayrıyeten motifsiz olarak yazmanın üzerine bu modeli nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Modeli yazmanın üzerinde kürdanla yapabilir miyiz şu kirpikleri diyen arkadaşlarımız var. Kürdanla tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Yazmanın üzerine yaparken size göstereceğim. Kürdanla yapacağım. Şu aralarını eşit şekilde yapamayanlar için bu şekilde çivi yapacağım bu çivim şöyle 4 numara bir tığım var pardon şişim var gözükmüyor herhalde kızlar 4 numara şöyle üç buçuk ya da 4 numara şişle şu araları yapabilirsiniz ben çiviyle yapıyorum neden şiş çok büyük olduğu için küçük, küçük motif elime çok takılıyor o yüzden çiviyle ve kürdanla göstereceğim şimdi eklemesini yapayım şu açıklamayı da getireyim bazı arkadaşlarım iplerin çok parladığını ve parlak olduğunu söylüyor. Simli zannedenler de oluyor. Simli değil kızlar. Bu şekilde neden parlıyor? Kameranın flaşını açtığım için bu şekilde parlıyor. Renkleri güzel ama bu kadar parlak değil. İplerimin renkleri bu şekilde bir açıklama getireyim. Simli değil. Normal sizin kullandığınız ipliklerden bu kameranın flaşını açmazsam bulanık çıkıyor. Ne yaptığım gözükmüyor. O yüzden açmak zorundayım kızlar. Şöyle şuradan hemen eklemesini göstereyim size. Şunları kaldırayım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Dolgunun arkasından battım. Başına bir defa doladım. Bu şekilde bir defa da çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu motifimi alıyorum. Şöyle. Şu beyazda göstereyim. Bakın ters tarafını koyuyorum buraya. Ters tarafını koyuyorum. Şu ters tarafın buradaki zincirden tığım batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bunu buradan şuradaki yapmış olduğumuz dolgu var. Bakın şu dolgunun içine battım. Buraya tekrar başına bir defa doluyorum. Şöyle bir kere de çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Dolgunun arkasından batıyorum. Başına doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Dört zincir çekiyorum. Arkasından batıyorum. İki tane çim yaptım. Şimdi üçüncüye başına doladım. Bir kere de çıkardım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi bunu şöyle düzelteyim kızlar. Nereden nasıl yaptığım gözüksün. Bakın böyle ters koymuştuk. Bunu buradan şimdi şu ortadaki çiçeğimin şu orta kısmından tığımı batıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Aynı en son yaptığım buradaki dolgunun içine bu şekilde tığımı batıyorum. Aynı başına doluyorum. Sıradaki zürafama geçip bir kere de çıkarıyorum tekrar 4 zincirimi çekiyorum buraya tekrar iki tane çim yapacağım bir başına doluyorum bir kere de çıkarıyorum 4 zincirimi çekip arkasından batıyorum iki tane çimimi yaptım şimdi başına bir kere doladım tekrar buraya battım şuradaki çiçeğimi alıyorum bakın şöyle ters çevirip yapmıştık çiçeğimin bu kanadının burada da zincirim var bakın buradaki zincirden tığımı batıyorum bir tane zincir çekiyorum aynı şekilde dolgumun arkasından batıyorum başına bir defa doluyorum tekrar zincirimi çekiyorum ve altının çimini yapmaya devam ediyorum bu şekilde tutturuyorum şöyle çevireyim Evet bakın bu şekilde tutturdum arkasından şu zincirimden iki tane çim yaptım zincirli çim bir tane tutturdum iki zincirli çim yaptım üçüncü dolguma şu çiçeğin ortasından tutturdum tekrar iki tane zincirli çim yaptım üçüncüye bu çiçeğimin kenarındaki zincirden tutturdum şimdi üstüne nasıl yapacaksınız böyle motif yapmadan aynısını üstüne nasıl yapacaksınız şöyle kürdanla ve çiviyle göstereceğim Bunu üzerine yaparken yazmamızın ters yüzünden başlıyoruz. Bakın burası ön yüzü, ters yüzünden altının tıbbatını yaptıktan sonra zürafasını ya da bu şekilde ters yüzünden yazmamın ters yüzünden başlıyorum. Buradan başına doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum aynı şekilde dört tane zincir çekiyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Başına doladım. Bir kere de çıkardım buraya bir, iki, üç. 4 5 6 tane zincirimi çektim. Ortası çiçeğimizi kuracağımız yer. Arkasından tekrar battım. Başına bir defa doluyorum. Buradan bu zincirime geçiyorum. Evet buradan sıradaki zincirime geçtim. Bir kere de çıkardım buraya 1 2 3 4 5 6 tane. 6. 7 tane zincirimi çektim. Tülbendimi çeviriyorum. Şuraya çekmiş olduğunuz zincir vardı. Onu atlayarak yanındaki zincire tığımı batıyorum. Buradan bir iki tane zincir çekip dönüyorum. Başına dolayıp buradaki zincirimin içine bir kere batıyorum. Başına doluyorum. Bir kere batıyorum. İki kere doladım. Üç kere de çıkardım. İki kere doladım. 3 kere de çıkardım. 1, 2, 3 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki dolgumun üzerine sık iğnemi yaparak aşağıya doğru devam ediyorum. yuvama geçiyorum. Buradan tekrar bir 2 zincir çekip buraya iki tane daha yaprak yapıyorum. Evet bu şekilde üç tane yaprağımı yaptım. En son yaptığım yapraktan sonra bu şekilde buradaki zincirimin içine batıyorum. Başına bir defa doluyorum. Sıradaki alttaki zürafamın içine geçiyorum. 4 zincirimi çekiyorum ve alt kısmını bu şekilde devam ettiriyorum Evet yapraklarımı bitirdim Burası ters yüzüydü bakın yazmamızın ters yüzü kamera benim ters yüzüydü şöyle çeviriyoruz bakın bu yapraklar ön yüzüne geliyor çevirdi mi ters yüzünden başlayın ön yüzüne geldi. Şimdi ipimi tığma sabitledim. Şu ortaya zincir yapmıştık. Bakın. Bu zincirin içine tığım batıyorum. Buraya sabitliyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Şu kenardan bir iki tane bırakıyorum üçüncü zincirimin içine tığımı batıyorum bu şekilde buradan bir iki tane başına dolayarak tekrar yuvamın içine tığımı batıyorum üç defa da çıkarıyorum şimdi bir zincir çekiyorum Evet burayı yapamayanlar için çivime takıyorum şuradan zincirimi çekiyorum tekrar tekrar takıyorum Bunu bu şekilde 15 tane takıyoruz. Evet bu şekilde taktım. Buradan çivimi çekiyorum. Çıkardım ve buradan ilmeklerimin içinden tığımı battım. Buradan çekerek tek seferde şuraya sıkıca bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim döndüm şu araya birleşim kısmına bu şekilde tığımı battım tekrar bir zincir çekip dönüyorum ve evet kürdanıma geçiyorum kürdan niye tavsiye etmiyorum kürdanla yapılan böyle gevşek oyalar yapılınca ilk yıka ilk yapımda sorun olmaz ama yıkadıktan sonra buradaki ilmiklerimiz kayar çok sıkı olması lazım kaymaması için birbirinin içine girmesi lazım tepesini kürdanla yapayım ben bunun. 3 4. Burayı doldurana kadar böyle kürdanın tepesine takacağım. Evet bu şekilde 10 tane taktım kürdanımın tepesine tekrar. Buradaki zincirimin arkasından tığım batarak Şöyle zincir çekip başını iki defa doluyorum. Aynı yuvaya. Bu şekilde bir, iki, üç. Üç defa da çıkardım. Buradan bir zincir çektim. Şimdi buraya çive koy koymuyorum. Kızlar ben böyle elimle yapacağım. Başına dolamayacaktık. Buradan bir, iki, üç, on beş tane tekrar bu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz. Evet, 15 tane ilmimi çektim. Tekrar buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Şu kürdanımı şöyle kaydırayım. Sonunda çekmeyi düşünüyor mu? Şöyle çekeyim ben bunu. Şöyle bastırayım. Bakın, çektim ve bastırdım. Kürdanla küçük oluyor. Kulak çöpüyle olabilir ama sağlıklı değil. Bir yıkamaya şu arkalardan ilmikleriniz kayar, emeğiniz heba olur. Buradan tekrar böyle dönüyorum. Şöyle batıyorum. Tekrar dönüp bir zincir çekip burayı örümcek yapacağım. Bakın kızlar örümcek yapamıyorum demeyin. Zinciri çekebiliyorsanız bu örümceği yaparsınız. Şu şekilde bakın boyuttan çok minik. İki tığ ucu girecek kadar. Bakın. Bir. Buraya battıktan sonra üzerine tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Bakın küçücük. Bunu tabii ki ben de eşit yapmıyorum. Biri küçük biri büyük olabiliyor. Buradan örümceklerimizi çektikten sonra birbirinden aynı gibi gözüküyor. Fark eden bir şey olmuyor. Tabii ki benimki de hepsi de eşit değil. Yani benimkinin de bunun hepsini eşit yapmamız mümkün değil. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ben hepsini eşit yapamam. Buraya 3 tane battım. 5 6 7 7 tane battım ve tekrar şu içe batıyorum buradan başına 1-2 defa doluyorum tekrar aynı yuvamın içine bu şekilde giriyorum Buraya aynı şekilde iki tane daha yapacağım. Bakın kızlar en sonuncuyu yaptım. En sonuncuyu buraya yaptıktan sonra şuradan bir iki üçüncü zincirime bu şekilde tutturuyorum. Buradan şöyle bir iki üç dört beş altı yedi tane zincirimi çekiyorum ve aynı yuvanın içine tabandaki Tığımı batıyorum. Buradan bitiriyorum oyamı. Bakın bu da yazmanın üzerine yapılmış hali. Bu yazmanın üzerine yapılmış hali. Şöyle. Bu da eklenmiş hali. Bakın bunu ekledim. Düz yüzünden gittim. Düz. Bunu ters tarafından gittim. Bakın düz geldi yine de. Şimdi buradaki kirpiklerimi sırayla şöyle hepsini çekiyorum. Sırayla hepsini çekeceğim kirpiklerimi. Evet kirpiklerimi çektim. Bu üstüne yapılmış olana bu motif yapıp eklenmiş olanı bakın motif yaparak eklediğim bu da ayrıyetten bu şekilde yapraksız bir şekilde şöyle üstüne yaptığım daha kolay olsun diyorsanız yaprakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz motif yapacağım diyorsanız bu şekilde yapıp ekleyebilirsiniz üzerine yapacağım diyorsanız bu şekilde yapıp üzerine yapabilirsiniz bakın kızlar üç farklı ayrı ayrı video çekmedim. 3 farklı yoldan gösterdim. Hangisi kolayınıza gelirse bu da şurası da bakın şöyle kürdanla yaptığımız yer. Burayı eğer size kalmış bir şey yaparsanız kürdanla değil de kulak çöpüyle yaparsanız daha büyük olur ama hiç tavsiye etmiyorum. Oyanız bir yıkamaya buradaki ilmikleriniz kayar. Şuradan göstereyim bu şekilde kayar emeklerini haber olur bunu ben de biliyorum bu şekilde yapmasını yapsam siz kürdan dediğiniz kürdanla denedim kulak çöpüyle yapar kirpikleri daha büyük gösterir daha düzgün gösteririm ama yanlış gösterdiğim için kul hakkına girmiş olurum o yüzden bu şekilde yapmak daha sağlıklı diyorum İnşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun